Evet, şimdi form elemanları konusunu işleyeceğiz. Form elemanları bizim web sayfamıza bağlanan kişilerin bize bilgi göndermek için kullandığımız nesnelerden oluşan bir uygulama. Onun için boş bir sayfa oluşturuyorum. Form elemanları form isimli panelin altında yer alıyor. Bu panelin altında ilk görecek olduğumuz, ilk sayfaya ekleyecek olduğumuz form isimli nedir? Nesnemizdir. Bunu daha önce HTML kodları ile web sayfaları yaparken, form tasarımları yaparken ilk önce form etiketiyle başlıyorduk. Burada da form nesnesiyle başlıyoruz. Form nesnesini seçtiğimizde şu şekilde kodu da açayım. Form isimli etiketi kendisi otomatik olarak açıyor ve altında da kapatıyor. Form ID, form 1, name, form 1, method post, action dediği de göndere kaydete basıldığında gidecek olduğu sayfayı ifade ediyor. Bakın burada form elemanlarını oluşturdum. Şimdi birazcık boşluk oluşturdum ve içerisine oluşturacak olduğum tablonun form elemanlarının düzgün şekilde görüntülenmesi için bir tablo ekleyeceğim. Bu formlarda oluşturulması gerekli, zorunlu olan bir uygulama değildir. Sadece form elemanlarının düzgün durması için gereken bir eklemedir. Ortaktan tabloyu seçtim. Kaç tane var? Formlarda yaklaşık 5, 10 tane, 9 satırlık olsun. 9 satır, 2 sütun. Sol tarafa açıklama, sağ tarafında form elemanı ekleyelim. Formun genişliği 400 piksel olsun. Tamama bastık. Bunu seçtikten sonra ortaya basalım, ortada çıksın. Şu üst satırı birleştirelim. Ve buraya ne diyelim? Anket formu diyelim. Anket formu oluşturacağız. Bunu da ortalayalım. Sol tarafa ne demiştik? Sol tarafa örneğin kişinin web sayfamıza gelip formumuzu doldurmak isteyen kişinin ad soyadı olsun. Ad soyad bilgileri girilsin. Ad soyad. Evet, formlara geldik. İlk form içerisinde ekleyecek olduğumuz nesnemizin ismi metin alanı. Bunu daha önce input type text ile yapıyorduk form etiketi olarak. Şimdi bu nesneyi de yapacağız. Hangi nesne bu? Metin alanı nesnesi. Metin alanı nesnesini seçtiğimizde böyle bir sihirbaz ekranı geliyor. Kimlik, etiket ve etiket yok isimli kısımlar ekrana geliyor. Biz şuraya ad soyad yazdığımız için kimlik ve etiketin görüntülenmesini istememiş oluyoruz. Yani yoku seçmemiz gerekiyor. Bunun için buraya ad soyad isimli bilginin girileceğini belirtmek için bitişik olarak ad soyad yazdım. Etiket yoku seçtim. Eğer etiketi sar şeklinde eklersem bakın ne oluyor. Şöyle yapalım. Bir daha yapayım. Alt kısma ad soyad yazdım. Etiket kısmına. Tamam, bastım. Ad soyadı gördüğünüz gibi içerisine yazıyorum. Ben buna müdahale edemiyorum. Yani sağına soluna ilave edemiyorum. Solda mı olsun, sağda mı olsun, tablonun başında mı olsun ayarlayamıyorum. O yüzden şu ifadeyi kendim yazmak istiyorum. Bunun için eski haline döndürdüm. Bir tane daha oluşturacağız. Ad soyad ne olsun?
adres olsun. Adresi buraya ekleyeceğiz. Adres bilgilerine girmesi için bir tane daha metin kutusu tasarlayacağım. Bakın burada metin alanı ve metin alanı. İki tane metin alanı var. Ama bu çok satırlı, bu tek satırlı. Bunu ben şu hale getirebilirim. İlk önce şunu seçeyim bir. Sonra bununla bu nasıl yapılıyor onu göstereyim. Metin alanını seçtim. Kimlik kısmına ne yazıyorum? Adres. Etiket kısmını boş bırakıyorum. Etiket yok. Tamam'a bastım. Gördüğünüz gibi metin alanı oluştu. Tek satırlı seçersem şuradaki gibi bir metin kutusu oluşturmuş olurum. Çok satırlı seçersem metin kutusunu bu şekilde oluşturmuş olurum. Satır sayısı 5 olsun. 5 satırlı 45 sütun genişliğinde bir metin alanı oluşturdum. Evet. Adresi de yaptık. Şimdi de telefon numarası isteyelim. Telefon numarası şöyle olsun. Şuradaki bilgilerden değil de bizim telefon numarası şekline girilmesini isteyelim. Telefon numarası girilmesi şeklinde isteyelim. Bunun için şuradaki yeşil renkli olan panel nesnelerinden kullanacağız. İlk önce bir kaydediyoruz. Anket ismiyle kaydediyorum bunu. Evet, kimlik neydi? Telefon. Etiket yoktu. Ve bu şekilde bir ne oluştu? Metin alanı oluştu. Bu metin alanına ben ne yapabilirim? İstediğim şekilde bilgi girilmesini zorlayabilirim. Bunun için şu ipucu kısmına soru işareti bu kod kısmına 3 tane numara sonra 2 tane sonra 2 tane daha. Gerektiği seçtiğimde bu bilgi girişi yapılmadan geçilemez hale gelecektir. Evet, bir ön izleme yapalım. Evet, bu şekilde form elemanlarımız ekrana geliyor. Bakın ipucu kısmında bilgilerin nasıl girileceği gösterildi. Şimdi farklı bir uygulamayla bunu deneyelim. Telefon kısmında. Evet, aynısı şu SPR kısmında da var. Formlar kısmında da var. SPR ile doğrulama metni. Telefon yazdık tekrar. Etiket yok dedik. Tamam dedik. Evet, bu şekilde bir alan oluştu. Şimdi bakın telefon şeklinde bilgi girişini zorlamak için şöyle yapıyoruz. Buradan telefon numarasını seçtiğimizde bize telefon numarası şeklinde bilgi girişini zorlamamız için gerekli ayarlamamızı sağlayacak olan özellikler penceresi ekrana getirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada telefon formatı şeklinde formatını ayarlamamız otomatik olarak geldi. Ama ben Türkiye için istediğim için özel deseni seçiyorum. Desen kısmına
soru işareti, soru işareti, soru işareti, boşluk, 3 tane numara, boşluk, 2 tane numara, boşluk, 2 tane numara şeklinde ne yaptım? Bir girişi yaptım. Buraya 232 boşluk, 1, 2, 3 boşluk, 12 boşluk, 12 şeklinde bir girişi örneği yaz. Desen kısmında girecek olan numaraların yerleri sayısı belirtiliyor. İpucu kısmında ise örnek bilgi girişi gösterimi yapılıyor. Evet, bunu yaptım. F12'ye basıyorum. Bakın örnek olarak gösterilmiş. Ben aynısına benzer bir numara ekledim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata oluşmadı. Buton eklediğimiz zaman daha düzgün bu sonucu göreceğiz. Buton eklediğim zaman kaydete bastığımda herhangi bir şekilde hata oluşursa burada uyarı mesajı ekrana gelecek. Bunu yapalım ilk önce bir butonla herhangi bir hata olduğunda ne yapsın bizi uyarsın. Bir tane de buton ekleyelim. Bilgi girişlerimiz bu kadar değil esasında. Daha da olacak. Bakın düğmeyi seçiyorum. Formlardan düğmeyi seçiyorum. Ve düğmenin özellikler penceresi sihirbazı geldi. Kaydet yazıyorum. Etiket yok. Tamam'a bastım. Gönder çıktı. İstersen bunu ne yapabilirim? Düğmenin ismini değiştirebilirim. Formu gönder. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. F12 yapalım. Bakın. Boş geçmenizi istemiyor. Yanlış bir numara girelim. Geçersiz format diyor. Boş geçersem bir değer gerekiyor şeklinde bize uyarıda bulunuyor. Çok güzel bir özellik. Mümkün olduğunca alanların boş geçilmesini ya da istenmeyen şekilde girilmesini engelleyen bir özellik eklemiş olduk. Bir daha yapayım isterseniz buna benzer bir uygulamayı. Bu telefon numarası aynen kalsın. Bir tane de e-mail adresi girmek için gerekli bir kontrol metin alanı oluşturalım. Evet, bunu aynen bırakıyorum ve e-mailiniz diye bir alan oluşturacağım. Evet, burada daha kolay olacak. Yine formlardan doğrulama metin alanını seçtim. E-mail yazdım ismine ve tamama bastım. Bakın, tür kısmından e-posta adresini seçtim. E-posta adresini seçtiğimde ipucu olarak abc@gmail.com bu şekilde bir e-mail adresi gireceğinizi belirtiyor. Bunun kontrolünü et işaretiyle kontrol ediyor. Et işaretiyle ilgili herhangi bir işaret göremezse geçersiz format olduğunu algılayıp ona göre uyarı mesajı veriyor. Bununla ilgili minimum maksimum karakter sayılarını da ne yapabiliriz? Burada verebiliriz. Örneğin en az 30 karakter, en fazla 50 karakterlik bir e-mail adresi yazmamızı sınırlayabiliriz. Burası da çok güzel bir özellik. Aynı şeyi şu metin alanında da ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Karakter genişliği 100 karakter genişliğinde en fazla 30 karakter uzunluğunda ne yapabiliriz? Bir girişi gerçekleştirebiliriz. Şuna da 30 dersek bakın daralıyor. 40 dersek metin kutusunun uzunluğu artıyor ama girilebilecek maksimum karakter sayısı 30'da kalmış oluyor. Bu şekilde ne yapabiliriz biz? İstediğimiz sınırlar içerisinde bilgi girilmesini sağlayabiliriz. Aynısı yine burada da var. Burada satır ve sütun sayılarını
ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Email'i bu şekilde ayarladık. Herhangi bir şekilde özelliklerini değiştirmek istersek şu mavi bölgeye tıklayarak ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. Email ile ilgili ayarımızı yaptık. Türk kısmına e-posta adresini seçtik. İpucu kısmına örnek bir email adresi yazdık. Burada ipucu vermeniz zorunlu değildir. Bir başka özellik gerekli olup olmaması. Eğer siz buraya gerekli işaretlerseniz buraya bilgi girişi girmeden formu gönderemez. Burası çok önemli. Gerekli seçili ise bu alanı boş geçerek ne yapamıyor? Formu gönderemiyor. Burası çok önemli. Evet, burayı da ayarladık ve bir F12 işlemi yapıyoruz. Ön izleme işlemi yapıyoruz. Ön izleme kısmında ne yaptık? F12'ye bastık ve bu şekilde bir ekranımız ekrana geldi. Email kısmında örnek bir emailimiz göründü. Buraya aliak@gmail.com adresini yazdım ve göndere bastığımda bakın burası yeşil oldu. Yeşil olduğu zaman geçerli bir email adresi, geçerli bir bilgi girdiğinizi belirtiyor ve bu kısmında girilen bilgiyi onaylamış oluyor. Ama burada neye gerekiyor bakın? Bir değer girilmesi gerekiyormuş. Orayı boş bıraktığım için hata vermişti. Göndere bastığımda bakın ikisi de yeşil oldu. Daha sonra da düz bir hale geldi. Bir tane daha rakam ekleyelim. Bir tane daha fazladan rakam ekledim. Bakın geçersiz format dedi. Şimdi bu yeşil diğeri de geçersiz format şekline döndü. Evet, buraya kadar yaptık. Şimdi ne yapalım? Bir onay kutusu yapalım. Cinsiyet girişi olsun. Cinsiyet. Onay kutusuyla cinsiyet belirlemede nasıl bir yol izleriz? Nasıl yaparız? Bunu seçtik. Kimlik kısmına cinsiyet ifadesini yazdık. Etiket yok dediğimiz gibi. Esasında buraya erkek ya da bay diyebiliriz. Evet, bu seçili. Denetlenen değer erkek. Erkek. Yani seçili olduğunda erkek diyecek, olmadığında boş bırakacak. Esasında böyle durumlar için ne değildir? Bu onay kutusu uygun değildir. Bunun yerine biz cinsiyet yerine ne yapabiliriz? Hobileriniz şeklinde bir seçenek sunabiliriz. Buraya kitap okumak, bir tane daha ekleyelim. Bakın şurada yazdıklarımız önemli. Şunu tıkladığımızda cinsiyet demiştik. Bunu ne yapalım? Hobi olarak değiştirelim. Buna da kitap okumak demiştik. Kitap olarak değiştiriyoruz. Şuraya bir tane daha checkbox ekliyoruz. Hobi olarak
yazdık. Bakın bu da hobiydi. Bu da hobi. Tek fark ne? İlk harfi küçük olmuş. Aynısı olması lazım. Müzik dinlemek diyelim. Müzik dinlemek. Müzik olarak kontrolünü gerçekleştirsin. Evet. Biz 12 yaptığımızda artık kitap okumak, müzik dinlemek şeklinde ikisini seçebilir hale geldik. Şimdi ne yapacağız? Cinsiyetle ilgili radyo düğmesi oluşturacağız. Sadece tek bir seçeneğin işaretli olması gereken durumlarda biz radyo butonu kullanmamız gerekiyor. Örnek olarak mezuniyetiniz, ilkokul, ortaokul, lise, bunlardan en son mezun olduğunuzu ne yapabiliyorsunuz? Seçebiliyorsunuz. Aynı anda hem ilkokul hem ortaokul mezunu seçimi yapılmaması gereken durumlarda radyo butonu kullanmamız gerekiyor. Cinsiyeti seçtik. İki tane radyo buton ekleyeceğim. Bunun iki yolu var. Bir tanesi buradan tek tek eklemek. Bir tanesi de radyo grubu eklemek. İlk önce radyo düğmesiyle yapalım. Radyo düğmesiyle yapalım. Kimlik kısmına, burada çok önemli. Cinsiyet ismiyle yazıyoruz. Tamam'a bastık. Buraya bay. Radyo düğmesi, bakın burası çok önemli. Denetlenen değer, cinsiyet. Buraya ne yazıyorduk? Cinsiyet. Buraya da bay seçildiğinde ne olsun? Bay işaretli olsun. Bay değerini döndürsün. Bir tane daha ekliyoruz. Kimlik, cinsiyet. Buraya da bayan yazalım. Şuraya da bayan yazalım. Evet, cinsiyet. Bu da cinsiyet. Bay, bayan. Şimdi çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi ikisi de aynı anda seçili olamıyor. Checkbox'larda ikisini aynı anda seçebilirsiniz. Ama radyo butonlarda sadece birisinin seçili olması gerekir. Şöyle yaparsanız, şöyle bir hata yaparsanız böyle bir sorunla karşılaşırsınız. Örnek olarak cinsiyeti dediniz bunda. Bunda ise cinsiyet yazıyor. İkisi farklı. Bu şekilde ön izleme yapalım. Gördüğünüz gibi ikisi de seçiliyor. Demek ki burada bir hata var. O da ne? Bizim kontrol ettirdiğimiz şu değişkenin ismi ikisinde de aynı olması gerekiyor. Bunu yaptık. Şimdi bay seçili olsun. Bay seçili olsun. İstiyorsam eğer şurada bayı seçip daha sonra denetlendiği işaretleyip ilk çalıştırıldığında bayın seçili olmasını sağlayabilirim. Eğer bunu iptal edersek o zaman ne yapmış oluruz? İlk çalıştırıldığında herhangi birisinin seçili olmaması sağlanmış olur. Burası çok önemli. İlk başta hangisinin seçili olmasını istiyorsanız onu bu şekilde ilk durum kısmından değiştirebiliyorsunuz. Aynen burada da checkbox'larda aynı şeyi yapmanız mümkün. Bir başka yolu var demiştim bunun. Bu daha kolay bir yöntem. Cinsiyet
mezuniyet edelim. Onu da mezuniyet ile kontrol ettirelim. Mezuniyeti işaretledik. Ve bakın burada radyo grubu var. Radyo grubunu seçtim. Radyo grup olarak, isim olarak mezuniyet yazdım. Etiket diyor. Etiket, bakın radyo, radyo diyor. Buraya biz ilk okul yazdık. Buraya da aynı şekilde ilk okul yazıyoruz. Orta okul. Yani seçildiğine ortaokul değerini eklesin diye. Bir tane daha ekleme yaptım. Lise. Lise. Üniversite. Evet, bunları bitirdikten sonra şurada mizampajda kullanılacak olan yöntem diyor. Satır sekmelerini seçersek aralarda sadece BR etiketi eklemiş olur. Tablonun içerisinde kullanımı için bu özellik seçili olması daha düzgün bir görüntü sağlar. Tabloyu seçerseniz tablonun içerisinde tablo oluşturmuş olursunuz. Tabloyu seçeyim. Tamama basayım. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ederim. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi alt alta düzgün bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şimdi burada tablo özelliklerini ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Bu tablo özelliklerindeki zemin rengini, ondan sonra genişliğini, yüksekliğini, satır ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ikinci yöntemdi. Nereden yapıyorduk? Radyo grubundan yapıyorduk. Bunun kullanımı daha kolay. Bir başka satır ekleyelim. Satır veya sütun ekle. Satır ekle. Seçimin altına. Yanlış yere yaptık. Seçimin üstüne olacaktı. Tekrar satır ekleye geliyoruz. Seçimin üstüne. Evet, bu şekilde ekledik. Bunu ikiye ayıralım. Bu şekilde ekledik. Buraya da ne yapalım? Buraya da açılır menü yapalım. Açılır menüde bildiğiniz şöyle yapalım. Yabancı dil. Burada da bir tane seçili olsun ve çoktan seçmeli olsun. Bakın şurada liste menü şeklinde bir seçeneğimiz var. Onu seçtim. Kimlik yazıyor. Y dil olarak bir tanımlama yapıyorum. Etiket yok. Her zaman için işaretli olacak. Tamama bastım. Bakın açılır liste için listeyi seçiyorum ve şurada liste değerlerini işaretleyip hangi dilleri yazmak istiyorsam onları buraya ekliyorum. Artı İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince. Seçtim. Bu seçili haldeyken başlangıçta seçili olma durumu hangisi ise onu işaretleyebiliyorum. Aynı anda birden fazla seçimi şu şekilde ne yapabilirim? Onay kutusunu işaretleyerek ayarlayabilirim. Bunu istemiyorum. Bir tane dilimiz olsun. F12 yapalım. Bir ön izlemesini görelim. İlk başta ne gelmişti? İngilizce gelmişti. İstediğimiz gibi
dilimizi buradan ne yapabiliyoruz? Seçebiliyoruz. Anket formumuz genellikle bu şekilde oluyor. Bu kısımlar yeterli. Bir de görüş ve önerileriniz diye bir kısım oluşturalım. Bir tane de kayıt formu oluşturmak isterseniz, bunu kayıt formuna dönüştürmek isterseniz kullanıcı adı şifre girişi kısmı da ekleyebiliriz. Bunları ekleyelim. Görüş ve öneriler için şöyle bir metin alanı eklediğinizde bunun içerisine ne yapabilirsiniz? Görüş önerilerinizi ekletmiş olursunuz. Onu yapmıyorum ben. Fazla uzamasın diye bu kısmı yapmıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şuraya bir tane daha satır ekliyorum. Buraya güzel bir uygulama. Bunu kayıt formu olarak düşünün. Kayıt formu yaparken siteye girişte kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifreyle girmesini istiyorsanız bu kullanıcı adı ve şifrenin ne olması gerekiyor? Düzgün olarak girilmesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Kullanıcı adı dedik. Şu kısmı birazcık ne yapabiliriz? Şu çizginin üzerine gelip mouse'un işaretinin değiştiğinde sütun genişliğini ayarlayabiliyoruz. Kullanıcı adını seçtik ve buraya bakın burada kullanıcı adı girişi yaptırabiliyorsunuz. Kullanıcı adı girişi doğrulama metin alanı diyor. Buraya girdik. KAD kullanıcı adı seçtik. Burada minimum karakter en az 5, en fazla 15 karakter uzunluğunda olsun. Gerekli olsun. Başka da bir şeye gerek yok. Evet. Herhangi bir şekilde farklı bir şey eklemiyoruz. Gerek yok. Evet, bunu seçtik. Bunda herhangi bir özellik yok şu anda. Şimdi öğretecek olduğum, gösterecek olduğum özellik, güzel bir özellik. Kullanıcı adını bu şekilde belirtebiliyorsunuz. Şifresi kullanıcı şifreyi belirlerken herhangi bir şekilde yanlış tuşa bastığında hatalı olarak şifre girişini engellemek için iki kutuda ayrı ayrı şifrenin tekrar tekrar girilmesi istenir. Bu güvenlik açısından önemlidir. Bunu yapmak için doğrulama metni kullanmamız gerekiyor. Parola diyelim. Buraya da tekrar parola diyelim. Buraya geldik. Bakın şurada doğrulama şifresi diyor. Parola. Bunu yazdık. Kaç karakterden oluşacak? Kaç tane sayı olacak? Kaç harf olacak? Kaç tane büyük harf olacak? Kaç tane özel karakter olacak? Bunların hepsini burada belirtebiliyoruz. Örneğin 5 harf, 3 sayı, bir tane büyük harf, bir tane de özel karakter olması gerekli dediğiniz zaman buralara ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz. 5 tane harften oluşacakmış. 2 tane sayıdan oluşacakmış. Bir tane büyük harf olması gerekiyormuş. Bir tane de özel karakter. Toplam 5 tane harf. 2 tane sayı, bir tane büyük harf, bir tane özel karakter yani artı eksi nokta tırnak işareti gibi bir girmesi istenebilir. Evet, bunlara dikkat ettirmek isterseniz şifre belirlemede ne yapabilirsiniz? Bu değerleri girdirebilirsiniz.
Minimum karakter sayısı diyelim ki en az 7 karakterden olsun. Minimum 7 karakter. Maksimum da 10 karakter olsun. En az 7. Şunu 3 ile 5 yapalım. Kontrolümüz daha kolay olsun. 3, 5 olsun. Bunu da seçtik. Tekrar parola kısmında şurada doğrulama onayı var. Burada ne demiştik? Parola demiştik. Şuraya geldik. Doğrulama onayını seçtik. Parola yazıyoruz tekrar. Evet. Parola. İkisinin aynı olması gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Evet, kullanıcı adı az girecek olursa ne yapacak? Minimum karakter sayısına ulaşılamadı. Şimdi onaylandı. Bakın az karakter girdiğimizde ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Parola bir değer gerekiyor. 1, 2, 3. Buraya geldik. 1, 2, 3, 4. Farklı bir değer girdik. Bu sefer ikisi birbiriyle aynı değil diyor bakın. Buraya da 1, 2, 3 yazayım. Şimdi onayladı artık. Sadece şuradaki kısımlar kaldı. Yani bu formda istediğimiz özelliklerde bilgi girilinceye kadar gönder tuşuna bassak da bilgilerin gönderilmesini engelleyebiliyoruz. İşte bu işlemleri yaptığımız kısma biz ne diyoruz? SPRYL doğrulama seçimi, doğrulama nesneleri diyoruz. Bunlarla bu işlemleri zorlayabiliyoruz. Formu dolduran kişinin formu düzgün şekilde doldurmasını sağlayabiliyoruz. Mesela burada çok güzel özellikler var gençler. Kredi kartı bilgilerini doldurmak istediğinizde, girişini yaptırmak istediğinizde kredi kartı diyelim. Kredi kartı bilgileriyle ilgili burada kredi kartını seçtiğinizde kesinlikle hangi kredi kartını seçerseniz o kartın özelliklerine göre bilgi girilmesini sağlıyor. Bunu deneyebilirsiniz. Doğru bir kredi kartı numarası girmediğiniz takdirde kesinlikle formatı kabul etmiyor ve bu bölgenin doldurulmadan geçilmesini engellemiş oluyor. Güzel özellikler bunlar gençler. Yani siz e-ticaret siteleri yapacağınız zaman bu formatları, bu form elemanlarını muhakkak kullanmanız gerekiyor. Bunları kullanmazsanız kullanıcı sizin sayfanıza geldiğinde kredi kartı bilgilerini girerken bu kontrolü gerçekleştirmezseniz yanlış kredi kartı bilgilerini alırsanız parayı tahsil edemezsiniz. Ya da üye oluşturuyorsunuz. Kullanıcı adını belirtilen şartlara uygun şekilde girdirtemezseniz o zaman o kontrolü sağlamadığınız zaman yanlış kullanıcı adları oluşturur. O zaman da kullanıcılar istedikleri gibi sisteminize üye olamaz. Parolayı devamlı unuturlar. İşte bunun gibi sorunları ortadan kaldırmak için bu bilgi giriş formlarında doğrulama etiketleri, doğrulama nesneleri kullanılır. Çok güzel özellikler bunlar. Şimdi de bunların uygulamasını gerçekleştirelim.